Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün bir telefon için çekilmiş en kapsamlı ses testiyle karşınızdayım. Elimde Asus Zenfone 2 Lazer var. Dahili hoparlörüne ve ses çıkış gücüne detaylı bir şekilde bakacağım. Dilerseniz ufaktan başlayalım. aptX teknolojisiyle bezenmiş Zenfone 2 Lazer, kablosuz kulaklıklarla daha yüksek çözünürlüklü parçaları kalite kaybı yaşatmadan oynatabilme özelliğine sahip. Zenfone 2 Lazer, Realtek'in ALC5647 isimli ses kodeini kullanıyor. Bilgisayar kullanıcıları olarak bir şeyler anımsadığınızı düşünüyorum. Zenfone 2 Lazer, Apple'ın kullandığı çipe nazaran 24 bit, 192 kHz işleme oranı sunabiliyor. Realtek'in aslında birçok pahalı kulaklık amfisine nazaran iyi işler çıkarttığını söyleyebiliriz. Çip üzerindeki 45 mW'lık kulaklık sürücüsüyle 16 ohmluk yükte çalışabiliyoruz. Class D amplifikatör direkt 2,4 W'lık mono bir hoparlöre bağlanabiliyor. İşin aslı Zenfone 2 Lazer'i stereo Hi-Fi DAC'a sahip bir telefon olarak da nitelendirebiliriz. Class D güç amplifikatörü 3,6 volt ile 2,2 W'lık bir performans sergileyebiliyor. 4 ohm ve %1 distorsiyon oranına sahip. Ayrıca dahili Class C yükseltici yüksek seslerde müzik dinlerken 5,74 volt seviyelerinde Class D amplifikatörü de desteklemekte. Görebileceğiniz üzere telefonun arka kısmında model baskısının altında hoparlör çıkışımıza rastlıyoruz. Aslında arka tarafa konumlandırılan hoparlör hem ses algısını hem de ses kalitesini etkileyebilmekte. Ayrıca karşı tarafa sesi ilettiği için sıkıntı yaratabiliyor. Lakin Asus'un arkası kavisli tasarımı bize iyi bir performans sunabilecek kıvamda ayarlanmış. Kavisli panelde hoparlör ve kenarlar arasında hatırı sayılır bir boşluk bırakılmış ve flat yüzeyi kullanarak sesi doğrudan dinleyiciye aktarması hedeflenmiş. Özellikle yatay pozisyonda kullanırken parmakların engellemesi gibi bir durumla karşılaşmadım. Hem içim ısıttı hem de sesi çok net bir şekilde alabildim. Hoparlör yeteri kadar ses şiddetine ulaşabilse de Nexus 6'nın çift ön hoparlör sisteminin biraz gerisinde kalıyor. Audio Wizard Asus'un detaylı incelemesine bir başka videoda yer vereceğim. Ben genel ses performansına şu an değinmeyi daha uygun buldum. Herhangi bir eklenti olmadan sadece flat ve equalizer ayarlarıyla deneyeceğim. Kapsamlı bir şekilde incelemeye başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. Özellikle eklenti halinde gelen Audio Wizard uygulamasına çok fazla değinmedim. Çünkü neden değinmedim? Ses kalitesini, ses şiddetini, frekans tepkisini ölçebilmek için daha doğal, sese müdahale olmadan ilerlemem gerektiğini düşündüm. O eklentiye daha kapsamlı bir şekilde diğer Asus telefon kullanan arkadaşlar için ayrı bir videoda değindim. Onu da yayınlayacağım. Hani takipte kalırsanız izleyebilirsiniz. Ürünü Equalizer Plus ve kendi uygulamasıyla uzun süre test ettim. Çok ilginç bir şekilde ön yüzeyden işittiğin ses ile arka yüzeyden gelen ses arasında 1-2 desibellik fark oluyor. Aslına bakarsanız ya oynuyor ya oynamıyor. Fiziksel ve soyut anlamda pek bir fark olmadığını belirtmeliyim. 3 wattlık Çin malı taşınabilir hoparlör 92 dB'lık ses şiddeti seviyelerine çıkabiliyor. Ürünü özellikle 3 wattlık bir taşınabilir hoparlörle kıyaslamayı uygun buldum. Aynı zamanda Xperia Z2 83 dB seviyelerinde ilerlerken Zenfone 2 Lazer ise 87 dB seviyelerinde çıkabilmekte. Testler sonucu şunu çıkartabiliriz. Giriş seviyesi taşınabilir hoparlör almanıza pek de gerek kalmıyor. Ses şiddetini bir telefon için yeterli buldum. Tabi Zenfone 2 Lazer'i açık alanda duyabilmek biraz daha sıkıntılı olabileceği için aşırı rüzgar ve gürültü dolu bölgelerde yetmeyebilir. Yine de birçok telefonun nazaran açık alanda da performansı yadsınamaz. Biliyorsunuz ki taşınabilir hoparlör trendi güçsüz kalan telefonları destekler nitelikteydi. Ama taşınabilir olmasına taşınabilir de bazen cebine atıyorsun, bir yerlere gidiyorsun, unutabiliyorsun, ediyorsun. Yani benim gibi teknolojik karsambayı sevmeyenler için dezavantaj olabiliyordu. Bu hususta Asus Zenfone 2 Lazer ne kadar başarılı görelim. Thank you.
Ses kalitesinden bahsetmek gerekirse, equalizer tepkisi geçişlerde kendini belli edebiliyor. Yerine göre sesi canlandırabildiğini belirtmeliyim. Bazı parçalarda equalizer'ı kapatmanızı öneririm. Çünkü dip frekanslarda az da olsa distorsiyonu hissedebiliyorsunuz. Özellikle vokal ve zil sesleri bir telefon hoparlörü için oldukça iyi. Vokal sesler çok temiz, yüksek frekanslara çıkınca çok fazla diğer sesler de gölgede kalmıyor. Zenfone 2 Lazer özellikle metal, rock, indie ve elektro müzik için oldukça yeterli. Film performansından bahsetmek gerekirse, vokal ve atmosfer sesleri oldukça güçlü. Özellikle sahne geçişlerindeki derinlik ve mermi sesleri beni etkilemeyi başardı. Zenfone 2 Lazer patlama ve basa yakın seslerde birazcık zayıf kalabiliyor. Tabi bunun önüne Audio Wizard film modu ile geçebiliyoruz. Az da olsa bu açığı kapatabiliyor. Oyun performansından bahsetmek gerekirse bir telefonda en dikkat ettiğim husus olduğu için ayrıca özen gösterdim. Oyun oynarken oldukça keyif aldım ve sahne geçişleri, oyun içi atmosfer oldukça etkileyiciydi. Hoparlör bas yönünden zayıf kalsa da mid ve tiz yönünden yeterli düzeyde. Açıkçası taşınabilir hoparlör ihtiyacını birçok yönden ortadan kaldırabiliyor. Şimdi geldik en keyifli kısma. Kulaklık ile yaptığım testlerde özellikle 60 mm'lik sürücüye sahip Asus Cerberus'u kullanmayı tercih ettim. 32 ohm direnç değerine sahip Asus Cerberus büyük bir sürücüye sahip olduğu için ses çıkış gücü bakımından beslenmesi zor. Bu açıdan hem telefonun ses çıkış gücünü hem de kalitesini anlayabilme hususunda bana yardımcı olacak. Telefonu Kovonca 3, Xperia Z2 ile kıyaslayabildim. Onun dışında birçok telefonun ses çıkış gücünü az da olsa bildiğim için ortalama bir cevap vermeye uygun gördüm. Zenfone 2 Lazer'in kulaklık girişi 32 ohm direnç değerli kulaklığı tam anlamıyla besleyemedi. Lakin Qualcomm 9320 ses çipini kullanan Xperia Z2 ile yaptığım denemelerde besleyebildiğini gördüm. Kovonca 3 de tam anlamıyla besleyemedi. Yalnız Zenfone 2'de vurgular bana daha temiz gelirken Xperia Z2'de birazcık daha distorsiyonlu gelebiliyordu. Sahne geçişleri konusunda Sony birazcık daha hoşuma gitti. Ses şiddeti bakımından gerisinde kalsa da dip frekans sesleri Asus daha iyi yansıtıyor. Çok daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Audio Wizard'ı aktif ettiğimde ses şiddeti açığında kapatabildi ve Asus Cerberus'u ciddi anlamda besleyebildi. Onun dışında 16 ohmluk bir kulaklık denemeyi de uygun buldum. Tabi beslemek mesele değil, ses kalitesi ve frekans geçişleri benim için önemliydi. Burada da sonuç beni şaşırttı. En iyi performansı Zenfone 2 Lazer ile elde ettim. Ses biraz daha temiz ve net geliyordu. Özellikle zil sesleri ve yüksek frekans sesleri biraz daha vurgulu hissettim. Aslına bakarsanız aralarındaki farkı günlük kullanımlarda çok fazla kullanıcının anlayabileceğini düşünmüyorum. Asus Zenfone 2 Lazer fiyatına göre oldukça yüksek bir ses çıkış gücüne sahip. Şöyle düşünün, giriş seviyesi bir taşınabilir hoparlör almaya kalktığınızda en aşağı 100 lira gibi bir fiyat ödüyorsunuz. Ama uygun fiyatlı Zenfone 2 Lazer aldığınızda bu açıda kapatmış oluyorsunuz. Bu açıdan beni tatmin etmeye yetti. Özellikle film izlerken ve oyun oynarken o keskinlik ve derinlik insanı içine çekebilmeyi başarıyor. Ses kalitesi de Realtek'in çipi bulunduğu için kulaklıkla müzik dinlerken mid ve high mid de beni fazlasıyla tatmin etti. Bas yönünden birazcık da artıları olabilirmiş. Onun dışında telefonla ilgili söyleyebileceğim pek bir şey yok. Detaylı incelemeyle karşınıza çıkacağım. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince Zenfone 2 Lazer'in ses kalitesine değindim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.